bugünkü videomuzun konusu gene çok önemli. Yanıklarda ilk yapmamız gereken, yani yanıklarda ilk yardım konusunda kısaca bir konuşmak istiyorum. Burada da çünkü çok büyük yapılan yanlışlar var. Üç çeşit yanık vardır. Birincisi birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece yanık. Yani birinci derece yanık dediğimiz, hani güneş yanığı gibi düşünün. Hafif kızarmıştır, acılıdır, belki minik minik sular toplanmış, kabarmıştır. Ama hiçbir müdahale gerek yok. Yani o kendi bir süre sonra acısı da geçer. Belki ılık bir şeyler böyle koymak, bir tülbent ıslatıp üzerine bile koymak rahatlatacaktır. Belki biraz daha acısı geçtikten sonra yumuşatıcı bir deri kurumasın, acı vermesin diye yumuşatıcı bir şeyler koyabilirsiniz. Yani hafif yumuşatıcı losyon gibi tedavi olması şart değil. Kremler de koyabilirsiniz. İkinci derece yanıklar, bunlar çok ağrılı yanıklardır. Yani deri üstü kızarmıştır, büller su toplamıştır. Bundan direkt müdahale edeceğimiz kesinlikle yanıklardır. Bundan yapmamız gereken, lütfen bülleri patlatmayın. Bu ikinci defa yanmasına neden olur. Kesinlikle patlatmıyoruz. Kesinlikle hiçbir krem, losyon, ilaç o an sürmüyoruz. İlk yapacağımız şey en az 20 dakika bir soğuk su, yani çok buzun altında değil, buz da yakar çünkü. Soğuk suyun altında mutlaka Allah korusun erimeyende en az bir 15-20 dakika tutmamız gerekiyor. Şimdi biz elimizi tutuyoruz, çekiyoruz. Acı devam ediyor. Çünkü deri altı tabakası yanmaya devam ediyor. Onun için biz altta yandıkça daha çok acı veriyor ve daha çok hasar oluşuyor. Ama 15-20 dakika suyunu altında tuttuğumuzda o alt tabakanın yanmasını engelliyoruz. Ne yapacağız? Yani bebeğimizi şimdi musluk altına, zaten Allah korusun çocuğumuz, bebeğimiz paniktir, çığlık atıyordur, bağırıyordur. Belki zor olabilir. Bir kabı getirip böyle suyu koyabilirsiniz eline, ayağına, yani neresi ise ya da daha şey kısmı ise oradan su dökebilirsiniz sürekli. Ama en az 15-20 dakika mutlaka bir soğuk su yapmamız gerekiyor. Bülleri kesinlikle dediğim gibi patlatmıyoruz. O an kesinlikle bir ilaç sürmüyoruz. Üzerine mesela bir tülbent olabilir, temiz bir şey, örtü olabilir. Hani dışarıda oldu, Allah korusun, bir tişörtünüzü çıkarıp daha dış kısmı değil iç kısmını bir suya batırıp üzerine koyabilirsiniz. Ama sadece üzerindeki mutlaka yanıkta ödem olacağı için mutlaka üzerinde takılı bir şey varsa hemen çıkarıyoruz. Yani büyüklerde de ne diyorsa hemen takıları çıkarın. Bir şey varsa takı, herhangi bir şey, giysilerini çıkarın yapışmasın diye. Yanan alana bağlı. Yani şuraya dökülürse hemen zaten giysiler yapışmasın diye. Acil bir şekilde su döküp direkt giysileri, ama çok yapışmasa kesinlikle giysileri de çıkarmayı önermiyoruz. Bir de en büyük yapılan yanlışlardan birisi maalesef, belki o çok basit, yani basit dediğim daha çabuk müdahale edebilecek bir yanıktır ama bizim onu yanlış ulaşma hastaneye getirmemiz sonucunda daha ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Mesela eli Allah korusun suya girdi, bütün yandı. Ne yapıyorlar? Elini sarıp hastaneye getiriyorlar. Bu sefer elini açtığımızda bütün parmak aralarının birbirine yapıştığını görüyoruz. Bu sefer belki şuradaki tedavi daha kolay ama bu sefer dokular birbirinden ayrılacağı için ciddi müdahale gerekiyor. Ne yapacaksınız? Herhangi bir tülbent ne olursa, yani böyle evde herhangi gazlı bez bulamazsınız. Bunu ılık temiz suya koyup mutlaka parmak aralarını şu şekilde tek tek açarak ve sararak getireceksiniz. Yani kesinlikle şöyle sarmıyorsunuz çünkü bu dokular birbirine yapışır ve yanar. Hepsini ayrı ayrı sarmak lazım. Şimdi eğer buradan su döküldü, hemen böyle getirmiyorsunuz. Mutlaka buraya bir gene ıslatıyorsunuz soğuk suyla. Şu araya bir şey koyuyorsunuz. Çünkü bu koltuk altı buraya yapışabilir. Şuraya döküldü, bunu böyle getirirseniz çocuğunuzu. Ama o an zaten anne, çocuk, herkes çok paniktir. Hemen toparlayıp getirmek istiyorsunuz. Ama bunu yaptığınız an, bebeğinizi böyle kucağınızda şöyle tuttuğunuz an, bu iki bacak arası dokular birbirine direkt yapışır. Onun için hemen ilk yapacağınız kıyafetleri çıkarın. Olabildiğince o an acil müdahale, işte ambulansa haber verdiniz, gelene kadar en azından soğuk su, en az 15-20 dakika dediğim gibi alt tabaka, çünkü 15-20 dakika yanmaya devam ediyor alt tabakayı söndürmek için. Ve mutlaka bir örtüyü kıvrım yerlerine koymak, ıslak, temiz bir örtüyü kıvrım yerlerine koymak ve yanık su kaybı, hızlı su kaybı olabileceği için bir karbonat su olabilir, bir soda olabilir, tuzlu su olabilir, su kaybı olabileceği için tuz karbonat karıştırıp hemen verebilirsiniz. Yani bir sıvı vermeniz o an iyi olabilir.
Ne yapıyoruz? Kesinlikle ilaç sürmüyoruz, patlatmıyoruz. Her an hemen kıyafetlerini, takıları ne varsa üstünü çıkarıyoruz. Kesinlikle dokuları birleştirmiyoruz. Ayrı ayrı tutuyoruz ama çocuğu bu şekilde tutup götüremezsin. Çocuk şöyle yapar. Onun için yumruk içlerine de ılık şeyler koyup parmak aralarını mutlaka sarıyoruz. Ayaklar için de aynı şekilde geçerli. En güzeli temiz bir çarşafı şey yapın. Çocuğunuzu soyun. Gene aralarda varsa kapatın. Öyle sarın. En güzel o şekilde zaten ambulans ya da siz götürecekseniz o şekilde hastaneye götürün. Üçüncü derece yanıklar zaten vücudun çok büyük kısmı alt tabakaya kadar yanmıştır. Tabi burada sinir uçları da yanık ol yandığı için ağrısızdır. Yani bakarsınız televizyonlarda da görürüz. Adam boya farkasından çıkıyor. Komple yanmış. Ama şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Çığlık atmıyor. Çünkü o ağrı hissetmiyor. Ama o an çok hızlı bir zaten en çok enfeksiyon ve su kaybından Allah korusun ölümler meydana geliyor. Onun için üzerine hemen gene çıkartıp ılık hiçbir şey zaten direkt hastane transferi olması gerekiyor 3. derece yanıkları. Ama bir çarşafı ıslatıp temiz şeyle üzerine koyup en azından etraftaki enfeksiyonlardan korumak. Ama kıyafetler yapıştıysa kesinlikle çıkarmaya çalışmıyoruz. Eğer verebilirsek zaten bilinç o an açıktır. Kaybolmadı. Yani çok çok ileri derecede bilinç kaybolacak kadar zaten durum pek iç açıcı değildir. Ama böyle bize bakıyor şaşkın, su kaybolu olmasın diye de gene ona aynı şekilde tuz, karbonat, soda artık o şekilde biraz çünkü takviye yaparsak en azından hastaneye ulaşana kadar çok çok iyi olur. Tabii ki bunun için evde de önlemler almamız çok önemli. Allah korusun bunlar hiçbirimizin başına gelmesin ama tabii ki çocuklar çok meraklı, çok becerikliler. Onun için ocakta bir şey kaynattığınızda mutlaka en arka gözlerde kaynatın. Böyle elini uzatıp demliktir, en çok demlik. Yani siz giderken bile koşup size çarpabilir. Lütfen çok güvenli bir şekilde demliği daha mutfakta doldurup getirin. Elinizde taşımayın. İçeri. Orada en alt tezgahın en arka bölümüne koyun. Orada doldurun. Çayı da güvenli bir şekilde yani çocuklar bir anda kapabilir elinizden ya da size çarpabilir, üzerine dökebilir. Yani evde de biz bu konuda çok çok dikkat etmemiz lazım. Onun için bu konu inşallah hiçbirimizin başına gelmez. Ama gelirse de en azından daha kötü sonuçlara neden olmaması açısından bunlara dikkate alırsanız ve bunları kafanızın bir kenarına yazarsanız en azından kötü bir olayı en minimum şeyle geçirmiş oluruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.